Bu fani hayata çok anlam yüklersen sonsuz evrene bile sığmaz. Ama çok fazla değer vermezsen incir çekirdeğinden bile küçük olur. O yüzden kendine bir iyilik yap. Yaşadığın her ne varsa şükret ve kalbini harami şarkılara açma. Rabbim seni özel olarak yarattı ve kimseye kaldıramayacağından fazla yük yüklemeyeceğini söyledi. Demek ki sen ne kadar özel bir insansın ki karşılaştığın her şeyi sana özel olarak verdi. İşte bu şekilde bakarsan senin için çok daha güzel seyredilecek manzara. Demem o ki, bakışını değiştir, mutluluğu yakala. Hayatta hep kötü insanlar yok. Pırlanta gibi yürekler de çıkacak artık karşına. Ne kadar sorun yumağında boğulursan boğul, mutlaka açılacak bir kapı vardır. Bu zamana kadar istediklerin olmamış olabilir. Ama artık sıra sende. Yeter ki o fırsat geldiği zaman huzurdan ayrılma. Derin girdaplar içinde boğulduğunu düşünsen bile yaratıcının ipine sarıl, sevgi trenini kaçırma. Depresyon ateşiyle harlanmış yüreğine, "Hey dostum sakin ol, her şey yolunda" mesajını ver mesela. Hangi zehir damarlarında dolaşıyorsa, onun ardından zemzem bereketiyle süslenmiş tasavvufi nameler gönder. Dua olsun dudaklarında. Darda kaldığını düşünme. Sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a havale et. O sana Hızır'ı da gönderir, Hazır'ı da gönderir, Huzur'u da gönderir. Sen yeter ki ümidini Kaf Dağı'nın ardına atma. Eşinden, işinden, arkadaşlarından, çocuklarından onlarca şikayetin var, çok farkındayım. Fakat peygamberlerden daha ağır bir imtihandan geçmediğini hatırla. Evet, şimdi kendine bir iyilik yap. Gözlerin bu kitabın sayfalarında dolaşırken eline bir bardak çay al ve gönlün huzurla dolsun. Güzel insan olmak gibi bir gömleği üzerine giy ve hiç kimse için çıkarma. İyi niyetini suistimal edenleri, sen değiştin diyerek samimiyetini görmezden gelenleri, yaptığın fedakarlıkları fark edemeyenleri hiç hesaba katma. Çünkü her zaman veren el alan elden büyüktür. Çünkü sadrı geniş olanların bahtı da güzel olur, unutma. Evet, ne demiştim? Kendine bir iyilik yap. Bu zamana kadar seni yoran ne varsa unut gitsin, bir daha hatırlama. Çok zor olacak farkındayım ama aklına gelse bile aldırma. Yolunda gitmeyen şeyleri yoluna sokmak için ömrünü heba ettiğini biliyorum. Fakat sen sadece yolcusun. Gerçek hedefine odaklan ve etrafındakilerle uğraşma. Ne derler diye kocaman bir duvar var içinde biliyorum. Sen Allah ne der köprüsünü inşa et, küçücük derelerde boğulma. İlk acıda terk eden, ilk sıkıntıda öldüm bittim diyen, ilk problemde yanlış şıkkı işaretleyenlerden değil, başarısızlık çığ gibi yığılsa bile çay doldur yeniden başlıyoruz diyerek kalbine ilahi esintiler fısılda. Hey! Yanlış insanlar yüzünden kendini içindeki yalnızlığa hapsetmiş yürek. Hey! Aradığı sevgiyi hoyratça harcayanları gördükçe kalbini başka sevdalara kapatmış derbeder. Hey! İlk kazada pert olmuş sözcüklerle ayrılık masalları okuyan dostum. Hey! Dünyanın bir imtihan olduğunu unutarak yanlışları silmeye çalışırken doğru yolu bulamayan arkadaş. Hadi kendine bir iyilik yap ve yeniden başla yaşamaya. Çünkü sen buna değersin, unutma.